Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi diyette günlük olarak belirli oranda alınmalıdır? Arkadaşlar buraya baktığınızda A vitamini, D vitamini, K vitamini ve E vitamini bunlar nedir? yağ eriyen vitaminler. yağ eriyen vitaminler vücutta depo edilebildiği için günlük olarak belli oranda alınmasına gerek yoktur. Ama B ve C vitamini suda eridiği için ve fazlası idrarla dışarı atıldığı için günlük alınması gerekir. Bu yüzden cevabımız denizi yani C vitamini. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kalsiyum mineraline ait değildir? Kim ki yapısına katılan kalsiyum karbonat tuzları mesela arkadaşlar Sinir ve kas fonksiyonları etkili olma e, Gerek Kaslardaki sarkoplazm retikulumda gerisi sinirsel iletimde Sinapslardaki o kalsiyumların giriş çıkışında arkadaşlar sinir ve kas fonksiyonlarında Kalsiyumun çok önemli etkileri vardır zaten eksikinde sinirsel iletimde problemler Yine kaslarda kramplar meydana gelebiliyor. Kanın pıtlaşmasına kalsiyum, K vitamini pıtlaşma faktörlerindendir. Özellikle protrombinin arkadaşlar sentez sırasında görev alabilirler. Eksikliğinde kemiklerde yumuşamaya neden olur. Kalsiyum ve diğer inorganik maddeler kemiklerin sertleşmesini sağlar. Eksikliğinde elbette ki kemikteki organik madde oranı artacağı için kemikler yumuşamaya sebep olabilirler. Troksin hormonunun yapısına katılır demiş. Troksin hormonunun yapısına kim katılır? iyot katılır. Bu sebeple cevabımız... Edirne olur. Aşağıda grafikte bir tepkimenin gerçekleşi pH aralığı gösterilmişti. Tepkime 4 ila 9 pH'lar arasında gerçekleşmekte yaklaşık 7 de optimum pH değeridir. Buna göre pH değerinin 0'dan 14'e doğru artırıldığı bir ortamda tepkime sırasında oluşan toplam ürün miktarındaki değişim aşağıda grafikten hangisiyle gösterebilir? Şimdi tepkime 4'te başladığına göre ürün oluşumu 4'te başlamalı. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Ürün oluşumun 4'te başladığı tek şık Ceyhan'dır. Daha sonra ne olacak? 7'ye kadar hız çok fazla. Logaritmik artış. Sonra logaritmik, negatif logaritmik artış fazı var. Sonra 9'dan sonra yavaş yavaş dikkat ederseniz azaldığı için burada logaritmik, negatif logaritmik artış fazı var. E, 9'da sıfırlıyor tepkim hızı. Sıfırladığı için ürün miktarı sabit kalıyor. Artık artmıyor. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor arkadaşlar. Su molekülleri arasında hidrojen bağ bulunur. Bu bağ ortamdan bir miktar ısı aldığında kopar sıvı haldeki suyun gaz haline geçmesi bu sayede gerçekleşir. Buna göre suyun sıvı halden gaz haline geçmesi. Bakın sadece şu özelliği ile alakalı soruya bakacağız. Sıvı halden gaz haline geçmesi insan vücudunda olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkilidir? Sindirim suyun çözücülüğü ile alakalıdır. Sıvı halden gaz haline geçmesi alakalı değildir. Madde taşınması arkadaşlar yine suyun çözücülüğü ile alakalı olabilir. Vücut sıcaklığı düzelmesi buharlaşma ve yoğunlaşma ile alakalıdır. Evet suyun gaz haline geçmesi alakalıdır. O yüzden cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız 3 yani Ceyhan olur. Aşağıdaki tabloda vitamin eksikliğine bağlı olarak yaşanan bir hastalığa karşı uygulanan tedavi yöntemleri ve tedavinin etkili olup olmadığı gösterilmiştir. Çeşitli vitamin takviyeleri yapılmış. Buna göre tablodaki tedavilerin uygulandığı işte aşağıdaki hastalıkların hangisinin gözlerinde söylenebilir? Şimdi artılarda ortak olan kim? Artılarda ortak olan D vitamini. Bakın A ve C buralarda da var. Bakın A ve C. E ve K bakın burada da var. Ama buralar eksi. Artı o zaman nedir burada sebep olan? Büyük ihtimalle nedir? D vitamindir. O zaman eksikliğinde kişide gözlenen hastalık D vitamini alakalı bir hastalıktır. D vitamin eksikliğinde çocuklarda kemik eğilir dediğimiz aşitizm. Büyüklerde ise ostomalezi meydana gelir. E de sorumuzun cevabı deniz olur. Canlılarda bulunan asit ve bazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş pH 7'den küçük olan çözelti bazik demiş. Hayır. pH 7'den küçükse asidiktir. pH 7'den büyük olan çözelti asidiktir demiş. Hayır. Baziktir. Yanlış soru için cevabımız adına. Diğer açıklara bakalım. pH 7 olan çözelti nötrdür. Evet. 7'nin altı e, asidik. 7'nin üstü baziktir. 7 ise nötrdür. H artı ve OH iyonlarının yoğunluğu birbirine eşittir. Nötr e, maddelerde, nötr sıvılarda pH'da eşit, denge sağlandığı için H artı asitliği sağlar, OH bazikliği sağlar. Dolayısıyla aralarında bir denge vardır. Suda çözünürlüğüne hidroksit iyonu veren bileşiklere baz denir. H artı iyonu veren bileşiklere asit denir. Bunlar doğru ifadeler. Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H artı iyon derişimi belirler. Arkadaşlar pH'ın açılımı ne? Power of hidrojen. Dolayısıyla bir sıvıdaki hidrojenin varlığı ne kadar fazlaysa o sıvı o kadar asidiktir. Ne kadar azsa o kadar az asidik, o kadar fazla bazik gibi düşünebilirsiniz. Cevabımız Edirne. Evet, <laughs> cevabımız Edirne olur mu arkadaşlar? Cevabımız ne olur? Adana. İnsan vücudunda bulunan minerallerin görev ve özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosfor nükleik asitlerin yapısına katılır. Arkadaşlar nükleik asinin yapısında fosfat var ya en sonda. Hatta fosfat da böyle e, e, DNA sarmalının en dışındadır. Doğru bir ifade. E, asit denmesi nükleik asitlerin fosfordan kaynakları fosfattan. Kalsiyumun büyük bir kısmı kemik yapısına katılır. Kemiğin neredeyse %40'ı kalsiyum karbonatlı ya da kalsiyum bileşiklerden oluşuyor. Magnezyum tiroid hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. Trioksin hormonu yapısı, tiroksinin yapısına kim katılır arkadaşlar? Iyot katılır arkadaşlar. Magnezyum değil cevap Ceyhan. Demir hemoglobin ve mi, miyoglobin yapısına katılır. Arkadaşlar demir hemoglobinde de miyoglobinde de var. E, hatta miyoglobin hemoglobin. Miyoglobin kaslarda oksijen tutma kapasitesini artırır. Hemoglobin kanda oksijen taşınmasına görev alır arkadaşlar. Doğru bir ifade. Sodyum ve klor dokularda suyun tutulmasını sağlar. Sodyum, Na, C, Bunlara potasyumu da ekleyebilir. Bu üçünün su tutma özelliği vardır. Bu da vücut sıvılarındaki osmotik dengeyi ayarlar. Yani su tutma olaylarını ayarlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bileşik yapılı bir enzimde görülen özelliklerinden hangileri basit enzimler için de geçerlidir? Protein yapılı kısım bileşik enzimde apoenzim kısım proteindir. Basit enzimde her yeri proteindir. Yardımcı kısım içerme basit enzimde yardımcı kısım yok. Basit enzim sadece proteinden meydana geliyor. Gen kontrolü sentezlenme proteinden dolayı gen kontrolü de sentezlenmede hem basit enzimde hem de bileşik enzimde ortak kabul edebiliriz. Cevabımız 1 ve 3. Yukarıdaki şemada bir insanda gerçekleşen triptofan aminasti'nin sentez basamakları gösterilmiştir. Buna göre triptofan sentezinde bunu düzeltelim. Triptofan sentezinde gerçekleşen tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Enzim 2'nin ürünü enzim 3'ün substratıdır. Bakın enzim 2'nin ürünü kim? Alanin. Enzim 3'ün substratı kim? Alanin. Doğru bir ifadedir. Gen 2'nin mutasyona uğraması yani şunun mutasyona uğraması durumunda enzim 3 üretilemez. Gen 2 mutasyona uğratılırsa enzim 2 üretilemez. Yanlış bir ifade. Gen birin mutasyona uğraması durumunda oluşacak aksaklık ortama grisin de düzeltilebilir. Gen bir bozulsa enzim 1 üretilemez. Enzim 1 üretilse ön madde grisine dönüşlemez. Siz eğer ortama glisin eklerseniz reaksiyonlar devam edebilir. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 yani denizli. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Numaralandırılmış tepkimelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci tepkime trigliserit sentezidir arkadaşlar. Dehidrasyon sentezidir. Bir numaralı tepkime dehidrasyon tepkimesi demiş. Doğru demiş. Nasıl ayıracaksınız? Genel itibariyle dehidrasyonda giren organik çıkan da organiktir. ATP'de biraz sıkıntı var. ATP'nin sentezinde giren de inorganik de var. Ama girenler organik çıkanlar da organik ve su çıkışı yapı olduysa biz bu reaksiyona dehidrasyon sentezi diyoruz. 3 numaralı tepkime tüm canlılar keşi. 3 numaralı tepkime arkadaşlar nedir? Fotosentez veya kemosentez. Ama bütün canlılar fotosentez, kemosentez yapar mı? Mesela ben yapamam. Dolayısıyla bütün canlılar ortak değildir arkadaşlar. 2 numaralı tepkime de nişastanın sindirimi 2 numaralı tepkime. ATP harcanmaz demiş. Doğru demiş. Sindirim sırasında ATP'den gelen enerji harcanmaz. Doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan. Hücrelerde meydana gelen bir biyokimyasal tepkime belli bir amaca yönelik olarak gerçekleşir. Örneğin bir bitki hücresinde meydana gelen suyun iyonlarına ayrışılması tepkimesi bu hücrenin besin sentezicini işaret eder. Fotosentez sırasında su fotoliz dediğimiz bir olayla parçalanarak arkadaşlar H elektron ve oksijen oluşuyor. Bu da H dediğimiz protondur arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki metabolik olaylar ve gerçekleşme amaçları ilgili eşleşimlerden hangisi kesin yanlıştır? Hücre bölümü süreme demiş. Mesela eşeğsiz üreme mitoz bölümü üzerine kurulur genel itibariyle. Üremeyi kastediyor olabilir veya mayoz bölümü eşeğli üremeyi kastediyor olabilir. RNA sentezi varsa protein de olabilir. Doğrudur çünkü mRNA, tRNA, ribozomal RNA hep protein sentezine görevlidir. Hücre bölünmesi eğer arkadaşlar çok hücreli bir ise büyümeyi sağlıyor olabilir. DNA eşlenmesi hücre bölünmesini bize belirtiyor olabilir çünkü hücre bölünmesinden önce interfaz evresinde DNA eşlenir. Hücresel solunum besin sentez demiş. Besin sentezdesi fotosentez veya kemosentez derdik. Hücresel sonunda besin inorganik veya organik yapı taşlarına parçalanır. Dolayısıyla edirne yanlıştır. Aşağıda polimer yapıdaki P maddesinin yapı birimi olan P monomerlerine dönüşmesi sırasında meydana gelen bir dizi enzimatik reaksiyon verilmiştir. Yukarıda verilen tepkimelere göre enzimlerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım. Enzimler sadece hücre içinde etkinlik gösterir. Ben yukarı baktığımda enzimlerin sadece hücre içinde etkinlik gösterebildiğine dair bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ki zaten doğru da değil. Bir enzim farklı koenzimlerle çalışabilir demiş. Arkadaşlar yukarıya baktığımızda aynı enzimin farklı koenzimlerle çalışmasına dair bir emare de görebiliyorum. Yani ne apoenzimden bahsetmiş, yardımcı kısmından bahsetmiş. Arkadaşlar doğru olsa dair burada ulaşamıyorum. Enzimler takımlar haline çalışabilir. Bakın arkadaşlar takım halinde demiş. P'nin ürünü R'dir. R ise arkadaşlar E2'nin substratıdır. Dolayısıyla bakın takım haline çalışmış arkadaşlar. E1, E2, E3 enzimleri zincir reaksiyonlara çalışmış. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Mesela E1 enzimin ürünü R'dir. E2 enzimin substratı R'dir. E2 enzimin ürünü S'dir. E3 enziminin substratı S'dir. Doğru bir ifadedir. Cevabımız 3 ve 4 yani denizlidir.